Herkese merhabalar. Lupiron'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle bir sesini kısayım telefonumda. Evet, en son bir şeyler inşa etmiştik. Bir tane farm da yaptık diye aklımda kalmış. Şurasıydı sanırım. Evet. Birden fazla farm yapabiliyoruz. Göründüğü üzere bundan bir daha yapamıyoruz diğerlerinden. Farm yapabiliyoruz. Şu an bizim için şundan gerekiyor. Stable metal. Metal nereden geliyor? Şu anlık bir yerde yazmıyor. Ben gördüğümü hatırlıyorum yalnız. Veya kript yapabiliyoruz. Yani yapmaya yakınız diyelim. Supply depo yapabiliyoruz. Supply depo yaptığımız zaman şuranın craft yeteneği de, özelliği de açılacak. Bir run'ımıza çıkalım. Hala bıçak rogue'la devam ediyoruz. Kart düzenimizde bir değişiklik yapmaya şimdilik gerek görmüyorum. Şunu eklemiştik, şu chest çıkartıyordu her loop'ta. Chest önemli bizim için demiştik. Swamp'ı çok tercih etmiyorum. Çıkardığı sivrisinekler çok ıskalattırıyor bazen ve can çalamıyoruz onun içinde. O yüzden aslında çok fazla can da çalmıyoruz. Swamp eklesem mi acaba başka bir şeyin yerine diye bakıyorum şuradan. Şimdilik eklemeyelim. Böyle deneyelim bildiğimiz gibi. Hala birinci bölümü oynuyoruz bu arada. Warrior kıyafetleriyle de başlıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de şu Smithy'yi açmamızdı. Sanırım bunu bir kere yükseltebiliyor muyuz? Rogue'un şeyiyle başlamasını yapabiliyor muyuz acaba? Onu düşünüyorum da. Şimdilik göremiyorum. Oynadıkça göreceğiz. Yola çıkalım. İlk gelen itemlarımızı takalım ve başlayalım. Rogue'la henüz boss'u dövemedik. Necromancer'ı açmaya da pek yakın değiliz. %5 can çalmayla başlıyorduk zaten Rogue için. %10 şanslı kritikle başlıyoruz. Canının azlığından sürekli şikayet ediyorum zaten, siz de görüyorsunuzdur. Şu metal mi? Metal değil, taşmış. Bir yerden metal çıktığını görürsem bir yerden geçerken onu özellikle kullanacağım bundan sonra. Şöyle örümceği şöyle yeni çıktığımız bir yere yapalım. Metal en azından Smithy için. Smithy yapmıştık daha doğrusu, şey için önemli. Grove'u hala şeyin yanına koyuyoruz. Boss'un yakınına. Yanına Blood Grove yapıp %15'ten canını bitirebilmek için. O hem bize hem yaratıklara hız veren beacon olması lazım. O boss'a hız vermiyormuş, onu da öğrendikten sonra artık onu da boss'un yanına yavaş yavaş koymaya başladık. Öğrendikçe biraz daha gelişiyormuş gibi hissediyorum ben şahsen. Tam şöyle örümceklerin arkasına koyayım. Buraya şimdi bir sürü örümcek dizeceğim. Evet, itemlarımıza bakalım. Attack speed ve counter değmez bence. Şöyle daha fazla hasar olan şeyleri seçelim. Şurada magic damage var. Attack speed, critical damage var. Bunu kullanmayacağım. %6 evasion. %6 evasion. Bunu da kullanalım. Devam edelim. Erken Medov rank kurtarır gerçekten. Bu mu? Evet, scrap metal. Nereden düştüğünü görmedim. Sanırım köyden geçtiğim zaman geldi. Daha koyduğumuz zaman şu Pebble yani çakıl geliyor herhalde. Evet, bir tane geldi. Bakalım bu sefer ilerleyebilecek miyiz? Boss'u daha doğrusu yenebilecek miyiz? Geçen bölümde çok hızlı ve çok fazla kritik vurduğumuz için yarı canına gitmemize rağmen boss'u canını bayağı azaltmıştık. Daha önce korktuğum için sürekli boss'a gelmeden önce çekiliyordum canı az diye. Rogue'la korkmamak gerekiyor demek ki. Çünkü Warrior'dan çok daha fazla vuruyoruz. Biraz daha az canla idare edebiliriz gibi duruyor. Warrior'a göre.
Warrior sabit vuruyor ve çok fazla vurmuyor. Evet, Grove'dan odun çıkıyor yine gördüğümüz gibi. Yeni gelen itemlarımıza bakalım. Bir tane 3 seviye geldi. Şu sarıya bakacağım. 2 magic damage veriyor. Bu daha iyi. Bariz. Defense veriyor. Attack speed veriyor. Şu defense'ı alalım. %12 evasion'da bot var. Onu da kullanalım. Aslında bayağı bir evasion veya attack speed gitmek lazım ama işte şey denk gelmiyor ki istediğimize göre. Counter'lar çalışıyor galiba. Kaç? %9 counter'ım var. Bayağı bir denk getirdik. Evet, mezarlık. Şöyle bir yerde olsun. Buraya Bloodgrove koyduğum zaman bunu da eklesin. Köyün yanına şöyle Weed koyabiliyorduk. Onu koyduk. Şuraya bir yerde en az etkileyeceği yere. Evet, buradan geçerken çıktı. Crit şansı ve counter. Evasion'ımı çok azaltıyor ama yine de bunu takacağım. Crit şansını bayağı bir arttırdığı için. Burada ne diyor? Tekrar okuyalım. Bitişinde ne kadar fazla köy varsa %15 HP fazladan iyileştiriyor. Yani bir köy, bir şey tarla olarak gitmemiz gerekiyor. 4 günde bir korkuluk çıkardığını zaten biliyoruz. Örümcekleri şöyle bir araya diziyorum. Şey düşünen olabilir yani. İşte neden örümcekleri bir araya koyuyorsun? Arada nefes almak için fırsat. O kadar fazla yaratık koyuyoruz ki boss'u çıkarmak için. Yani haritaya hep bir tane şey, bir tane boşluk, bir tane kart koyayım desek yetmiyor harita. O yüzden mecbur bir yerlerde bitişecekler. Bitişmişken tam bitişsin diye uğraşıyoruz biz de. Bir daha mı kursam yoksa hazineyi mi beklesem? Neyse, bunu buradan biraz uzatayım. Goblin kampımız da çıktı. Memory fragmentımız da geldi. Şu an hiç Oblivion yok aslında. Burada ne varmış? Damage Doll var. Düz HP. 5 seviye bir kılıç var. Bunu böyle koyayım. 4 seviye bundan çok mu iyi? Evet, çok iyi. Bunu da koyduk. Beş defans mı, 100 can mı? 100 can şimdilik daha iyidir oyun başı en azından diyelim. Big Grove'da böyle koyacağım. Ha, bunu koymayı unuttuk. Şu medallarımızı yerleştirelim. Buradan geçerken canım dolacak mı ona da bakayım. 542. Ha, köyden geçerken yanındaki her şey için, buğday tarlası için şey yapıyor. Anladım şimdi. Bir Oblivion kartım çıksa aslında. Şöyle şuraya koyacağım onu da. Orası çok sıkıştı çünkü. Bloodgrove da hiç gelmiyor. Level'ımızı atladık bakalım. Counter yaparken düşmandan bir tane resource shard çalma diyor. %10 şansla 2 hedefe birden vurma. Her trofi için bir can artması. Bizim maksimum canımızda hiç duramıyoruz aslında ama bunu mu yapsak yahu? Neyse, bu sefer can deneyelim. Bunu daha önce bir kere denemiştim aslında. Ama çabuk öldürmek de o kadar iyi. Ben bunu deneyeceğim yine. %10 şanslı olsa %10'dur. Bundan bir tane toplamışız bu arada. Hala nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Sonunda bir hazine çıktı. Bir başarı da kazandım. Şu dörtlü kısım çok sıkıntı olacak ve boss iskelet denk gelmiş. Çok can gitti, çok. İki tane pot işte. Sırf bu dövüşte. Mezarlığın bir tanesi şöyle dursun. Neyse, köyden geçerken biraz canımız dolacak. Evet, fena dolmadı. 6 seviye.
şeyi var, defansı var. Güzel. Şimdi şu dörtlüklerden bir tanesini seçeceğiz. Crit şansı. Ha, crit damage. Herkese damage. Crit şansını seçeceğim ben buradan. Atak speedimiz var. Bu çok iyiymiş. Crit şansımızı arttırıyor. Bu arada bakalım, 43 şans kritimiz var şu an. Ama can doldurmamız lazım işte. Veya hasar yememiz lazım çok fazla. Bunu şu an koyacak bir yerim yok. Örümceklerin biraz arasını açacağım. Orası çok cehennem gibi bir yer oldu. Hazinenin etrafını çevirdim. Defans mı, kritik şansı mı? Defans değil mi? Çok fazla hasar yiyoruz. Şu anlık belki şunu şey yapabilirim diyorum ama crit şansı yerine sabit bir damage'im olsa o çok daha iyi olacak sanırım. Crit'e güvenmeyeceğim. Bloodgrove geldi, onu buraya ekliyorum. Hem boss'un bir köşesini kapatmış olduk böylece. Şu an az hasarla burayı komple dağ ile çevireyim bunun çevresini o zaman ya. Gün geçtiği zaman biraz fazla can doldurmak için tabii Medov lazım yine. Canlı çıkmasın şu sandık. Çıkmadı tek yedi. İşte şu ıskalama mesela bitiriyor bize. Burası yine kötü olacak muhtemelen. Öteki kadar kötü olmadı ama. Şimdi bir Bloodgrove daha geldi. Onu şöyle bir yere koysam çok iyi olacak. Şu örümcekleri götürmesi anlamında. Boss'un çevresinde bir yere kapatmam gerekiyor hala. Oblivion kartı hiç çıkmadı bir de şanssızlığımıza. Çok kısa bir an olacak galiba bu. Yeni gelen itemlarımıza bakalım. Bot iyi değil çok fazla. Bu kılıç da çok iyi değil. Bu da değil. Bu biraz iyi işte. Şu Magic Damage çok iyi. Biraz şeyimiz düşürüyoruz ama yapacak bir şey yok artık yani. Şunda 6 evasion var ama benim evasion'ım kaç? 10. Değmez gibi duruyor şimdilik. Bir Oblivion kartı çıktı sonunda. Şu Goblin kampını yok etmek istiyorum. Şuradaki neymiş bir dakika. Ha tamam, bu bizim şeyin işlediğini gösteriyor. Canı %15'ten aşağı kaldığı zaman şey olacağını gösteriyor. Orada güzel bir şey oldu. Şöyle botlar geldi. Defense, Counter ve Critic Damage. Crit Chance, Crit Damage, Counter. Bunu alacağım. Şimdilik başka bir şeyimiz yok. İki kişiye birden vurduk orada, o güzel oldu. Orada iki quest bir arada duruyor sanki, o biraz çok işimize gelmedi ama bakalım. Bütün kartı Oblivion verir diyor. Her kamptan geçtiğinde %30. Yeni set isteyeceğim. Red Wolf yardıma gelebilir. Gelen itemlerin sayısını arttırır ama daha kaliteli olur. Bunu seçeceğiz. Çok iyi mi onu da bilmiyorum ama.
Şundan metal'dan 3 tane toplayabilmişiz. Bize sanırım 6 ya da 9 tane mi ne lazımdı? 4 tane bu arada şey var, köy çıkmıyor hiçbir şekilde. Hasar da gayet iyi. Bir treasure daha çıktı. Onu böyle alacağım. Yani yarı canda geziyoruz genelde ama. Tek isteğim şu sandık cansız çıksın diyecektim. Olmadı. Tam biraz toparlarız derken şöyle koyacağım. Diğer Blood Grove'da şunlar da %15 can şeyinden gitsinler. Buradan sağ bile çıkamayabiliriz belki. Şey yapıyorum ama. Bu %15 muhabbet yaratıklarda çok fazla işe yaramıyor. Zaten canları az da. Boss da çok işe yarıyor. Boss'un zaten çok fazla canı olduğu için 1000 küsür. Bu kadar samanı ne yapacağım hiçbir fikrim yok onunla alakalı. Son potumuzu da içtik. Kendi kendine içiyor gerçi. Medoları böyle koymaya başlayalım. Evet, yeni daha kaliteli itemler olması gerekiyor. Bir tane 9 seviye kılıç var ve magic damage'i var. Bunu hemen buraya ekledim. 8 seviye bir şey var. Bunlar 6 seviye. Bunu da buraya alacağım artık. Kıyafete bakalım. Evasion 10, damage dual magic damage var. Başka kıyafet yok zaten. Şurada 9 seviye bir ayakkabı var. Crit şansı, crit damage, evasion, attack speed, her şeyi mükemmel bunun. Çok güzel oldu. Şu anlık başka bir şeye ihtiyacımız yok. Zırhımız bir tek 5 seviye, o biraz sıkıntı ama. 164 kriti yapıştırdık orada. Ha işte bir kişiye vurabiliyoruz. Sıkıntı orada. Yani hepsine tek atabilsem şurada. Biraz damage dolumuz var ama. Evet, bir köy çıktı. Şu iki tarafının boş olduğu bir yere. Neresi kalabalık? Burası zaten kalabalık, orayı hallettik ama şurası biraz kalabalık. İki tane Blood Grove orayı çevreliyor zaten. Şöyle bir yerde olsun. Bu şeyler bayağı büyük şanssızlık bu arada gerçekten. Bu arada bu pottan her loopta bir tane çıkıyormuş. O beni biraz sevindirdi. Yani her şeye gittiğimizde, kamp ateşine gittiğimizde bir tane daha şey alıyoruz. Buna bakalım. Crit chance. Evasion'ı veremem şu an. Evasion aşırı değerli. Yani vurduğumuz zaman şu an tek atıyoruz ama işte evasion lazım biraz. Damage'i azaltmadan. Iskalamamak lazım. Tabi ona benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Öldü, ölecek şu an. Kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Şuradan biraz can dolduracağım, onu bekleyeyim. 177 oldu. Eğer şeye kadar gidebilirsem, kamp ateşine varabilirsem diyeceğim de burası var. Orası bizi mahvedecek zaten. Şu köyü hemen önüme koyup buradan biraz fazla can çalabilirim. Şuradan şunu yok edebilirim. Yerine yeni bir grove koyarak. Bu bir de işte yaratıklar hayalet olabiliyor diyor. Bu çok büyük sıkıntı. Şöyle koy. Böyle olsun hadi.
Şu an resmen şeye gidebilmek için can çekişiyorum. Kamp ateşine ki her şeyimi alabileyim diye. Şöyle otomatik kaçmayı da aktif hale getireceğim. Biraz can da geldi aslında ama kaçmasak mı? Aç gözlük mü yapsak yine? Çünkü 3 tane pot da gelecek. Canımız da çok iyi dolarsa. Ben şunu aktif şeyi kaldırayım. Eğer şey olursa da orada kaçarım. Canımız yaralandı. 10 seviye zırh. 11 seviye bir bıçak. 10 seviye bir bıçak. 9 evasion'ı var. Çok iyi. Özellikle evasion olan bir şey bulabilirsem burada daha fazla yoktur herhalde zaten de. Devam etsem mi acaba? Bunu koyabileceğim bir yer yok. Bu hazineyi de köşede orada unutmuşuz, o kötü oldu. Biraz daha devam etmeye çalışalım, yapacak bir şey yok. Bu ne? Ha, hayalet olabilir seçeneği miydi o? Şöyle bir yere, iki tane sağa sola boş olan bir yere, şuraya boss geldi. Mecbur yarı yolda kaçacağız herhalde. 3 tane şeyi de aktif çünkü. Hatta 4 tane. Orada 2 kişiyi öldürdüm bir vuruşta. O iyi oldu. Muhtemelen biraz daha toplayıp... Böyle itemler geldi. Boss'un şöyle arka arkaya ya da yani aralıklarla 3-4 kere ıskalayacağını bilsem hiç korkmam. İşte Oblivion geldi bir tane mesela. Şuraya ekleyelim. Bunlar artık şu an koymanın bir mantığı yok sanki. Böyle buraya koyayım mesela, geride kalsın. O ıskalayınca ben de ıskalayayım. Yani 40 yılda bir şöyle cana biraz kurtarma şansım var. Bir şeyden geçerken diyor. Loop'un yarısı. Bunu alacağım. Komple bir Oblivion versin. Bunların hepsini kapatayım. Neredeyiz şu an? Buradayız. Kaldır. 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 Kapı çaldı, hemen geleceğim. Evet, kusura bakmayın, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu olabildiği kadar hazineyi de doldurmaya çalışayım bir yandan. Orada benim canım nerede fullendi? Aa, şu an bu boss'u yenebilecek miyiz biz galiba? Şu canımızı biraz arttıralım. Keşke buraya koysaydım. Ben gittiğim zaman bir şey mi oldu acaba? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Benim canım fullenmiş geldiğim zaman. O kadar canım yoktu sanki. Hala bir Oblivion kartım var. Şöyle yolumdaki şey olmuş bir şey daha. Mesela şu görev olanı kapatacağım hemen. 2 katı canı var çünkü onun. Boss'u ilk defa şu an şey yapıyor olabiliriz. Yenebilecek olabiliriz. %79 kritik şansımız var. 13 buradan, 12 buradan 25, 15 buradan 40, 13 de buradan 53. Başka nereden geldik acaba?
Şu an bu boss'u yeneriz diye umuyorum. Evet, canı 115'ten az kalınca. Kritik vurunca eşit vuruyoruz zaten. Ondan çok çok daha hızlı vuruyoruz. Neredeyse buranı kapatacaktım bir de yani. Bitince şu videoyu izleyip görmem lazım ne olduğunu orada. Evet, burada şimdi bir ödül seçeceğiz ve bu sonuçta kalıyor şeyde. Evet, kalıcı olarak yani. Bir bütün yerine şey, parça parça yine bir bütün alma şansı %2. Zaman %15 daha hızlı hareket ediyor. Bu çok önemli. İşte gün tamamlanınca canımız dolduğu için şu meadowlardan en azından. Bunu almak istiyorum. Evet, güzel run oldu. Ben en önemli kısmını kaçırmış olsam da hala şaşkınlık içindeyim. Ne olduğunu orada bilmiyorum. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Smelter için 4 tane daha lazım. Farm yapabiliyoruz. Supply depo veya crypt yapabiliyoruz. Ha, Necromancer açıyormuş. Bunu yapalım. Necromancer'ı da görmüş oldum. Evet, Necromancer'ı da açıldı. Hemen Necromancer'ın olayına bakalım ve bir run Necromancer yapıp. Evet, Necromancer ustası yani kendisi yerine, onun yerine savaşacak iskeletler çağırır diyor. Yani iskeletlerin sayısı ve gücü Necromancer'ın ekipmanlarına göre değişir. Buna şeyde gelecek, itemlerden gelecek. Attack Speed var, Evasion var, yine klasik. Summon Quality var, yani çağırdığımız şeyin güçlülüğü. Regeneration klasik, can yenileme, defans ve iskeletlerin gücü. Gücü ve kalitesi. Ekipmanlarında bir kitap, iki yüzük ve bir kolye var. Enteresan olmuş. Necromancer'la bir oynayalım bakalım. Çok merak ettim şimdi. Hiçbirini takamıyoruz şu an. Ne sırrı var, ne kalkanı var, ne kılıcı var. Bu da eklenmiyor. Düz gideceğiz. Oo, iki tane çağırdık. E, savaş uzadıkça o zaman biraz Necromancer güçleniyor galiba. Bakalım çıkan ekipmanlar göre. Bu da rock gibi kupa toplamadığına göre sonuçta. Yeni kart açıldı mı, ona da hiç bakmadık. Şu oyun bittiği zaman ona da bakarız. Evet, bu çıktı. Ne yapıyormuş? İskeletlerin level'ını 0.89 artıyor. Bu hasarını demek istiyor herhalde. 4 vuruyordu iskelet. 10 vurdu. Hemen bakalım. Kolyede ne var? Defans var, evasion var. Summon quality. İskeletlerin kalitesini arttırıyor. Şu 0.92 olmuş. Onu da takalım. Summon quality'yi çok anlamadım hala. Yani iskeletin kalitesi neyi şey yapıyor olabilir ki? Ha, değişik iskelet. Bir dakika, bu ne? Skeleton Warrior. Tamam. Sanki az önceki Warrior değildi, başka bir şeydi. 86-27'de 1.13 yapıyor. Bu daha iyi şu an. Bunu takacağım. İkinci quality'yi %14 arttırıyor. Bunu da taktım. Skeleton Warrior çağırmıştık. Friendly Skeleton çağırdık şimdi. Bu herhalde şansımızı arttırıyor. Daha kaliteli. Yine bir quality daha arttırdık. Bu arada quality'ni nerede yazıyor? %40 daha iyi. Level'da 1.13. Yine Friendly Skeleton. Şuradan bakalım atağına. 10.23 hasarı. Şöyle koyalım. Sanki dövüş uzadıkça en azından 3 kaç tane iskelet çağırıyor onu da bilmiyoruz şu an. Ve bizim şu an kalkanımız mı var? Ha, Magic HP diye bir şey var. O nereden geldi? Ha, Magic HP bunda var. Canımızın üstünde kalkan gibi. Benim gördüğüm kadarıyla en azından. Evet, şu üstündeki mavi gibi gözüküyor şu an canımız.
Bu arada bize vurmuyorlar. Bazen iskelet... İşte bu Skeleton Warrior. 13. 10-23. Necromancer biraz fazla güçlü gibi duruyor şimdilik. Nasıl devam eder bilmiyoruz. İskeletlerin bizim için tanklaması da hoş olmuş. Yani bazen rastgele ona da vurabiliyorlar. Bize de vurabiliyorlar herhalde. Benim tahminimce... eğer onlardan önce çağırabiliyorsak bize şey yapar gibi, şey onlara çağırır gibi geliyor. Yani ikimizi beraber görmesi gerekiyor yaratığın. İlk önce beni görürse... Yok, kimi sona vurdu, kimi sona vurdu. İskelet de ölebiliyor bu arada. Skeleton Guard çıktı bir de. İlk hedef diyor. Demek ki ilk önce buna vuruyor yaratıklar. Böyle sürekli item çıkmasına da alışmamışım çok fazla. Şey, Rogue'dan dolayı. Summon quality 14-14. Skeleton level. Level sanki daha iyi. Bir tanesi kalite kalsın, bir tanesi level kalsın. Bu Magic HP her savaşta mı acaba? Onu da merak ettim şimdi. Evet, her savaşta. Seviye. Regen çıktı. Skeleton level 1.76. Çok daha iyi. Level arttıkça tabi otomatikman damage de arttırıyor. Orada 1-2 damage artıyormuş gibi geliyor ama 2 tane iskelet çağırdığımız zaman 12 katı olmuş oluyor. Ben şu HP'yi 55 yapacağım. Sanki Magic HP önemli duruyor. Bu çıktığı zaman otomatik buna saldırmaya başlıyor. O çok güzel olmuş. Level 2.65. Evasion Attack Speed. Attack Speed de herhalde çağırma hızımızı arttırıyordur diye düşünüyorum. İyi gidiyoruz sanki. Çağırma hızımızı arttırıyor gerçekten. Şimdi şöyle tam köşeye bir tane bundan bırakacağım. Bir tane de buraya, bir tane de şuraya koyduğum zaman burada çok az şey çıkacak. Bunu koyunca Goblin kampı çıkacak. Şuna da bakalım. İyi değil. Çok fazla samanlık çıkıyor, anlamadım. Bu arada şeyi seçmiştik. Günün daha hızlı akmasını seçmiştik. O da sanki biraz etkiliyor gibi geldi bana. Şuraya da bir Grow koyalım. Meadow. Mountain şimdilik dursun. Şöyle uzak bir yere koyacağım bunu. Of, tek attı o hepsine. Necromancer iyi güçlü duruyor. Bir de bu az önce yaptığımız crypt'i bir tane yükseltirsek hero %15 canla tekrar canlandırır diyordu. Onu da bir görmek istiyorum ama onu yükseltmek herhalde biraz zaman alabilir. Yükseltme item'larının zorluğuna bağlı olarak. Evet, sarı bir kitap çıktı. Skeleton level'ine 2.69 olacak böylece. Attack speed ve defense veriyor. Attack speed ve evasion veriyor. Bendeki daha iyi sanki. Level hafif düşük kalacak ama yine de şu anlık iyi gidiyoruz zaten. Buna da bakalım. 3.5 yapıyor. O olsun. Bu kadar fazla şeye dayanamadım tabi. Şu anlık Magic HP çünkü karşılıyor bize.
İlk seferde bir de şey yaparsak, boss'u yenersek o çok güzel olacak. Bu arada bu, tamam, bunu az önce bıraktığımızda galiba. Hiç hasar yemeden bitirmek de güzel oluyormuş. Yani skeleton level ve attack speed. Şunun yerine bunu koyacağım. Tamam. Bunun etrafını komple dağ ile çevireyim diyorum. Meadow'u koyacak yer zaten var yani. İlla onun etrafını doldurmama gerek yok. Level atladık. Bunun level'larında ne var? 'Of, bu counter attack inanılmaz. Hero her hasar yediğinde %15 şansla diğer iskeletlerin counter attack yapma şansı. Evet, bunu aldığımız zaman her loop'ta iskeletlere %0.25 level'da geliyor. Ben şu counter attack'ı seçeceğim. Bana her vurulduğunda %15 şansla counter attack yapacak bizimkiler. 3.51 vereceğim var. Bunu da aldım. Magic HP'yi 86'ya çıkartalım. Acaba ben hasar yiyince ikisi birden mi şey yapıyor? İkisi birden mi counter attack yapıyor? Yoksa bir tanesi mi? Onu da bir yandan merak ediyorum. Sonunda bir köy geldi. Şöyle şuraya girmeden hemen önce koyuyorum ki biraz can doldurmuş olarak girelim. Mezarlık. Şöyle koyacağım. Şurada bir grove var. Buraya blood grove getirirsem diye oraya dizmiştim bütün şeyleri. Mezarlıkları. Videoların devamı için abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir köy daha geldi. Onu da böyle bir yere koyayım. Bunun etrafını neredeyse tamamladık. Şu iskelet canlı çıkmasa bari. Şey, sandık. 5. Magic HP 98. Bu zaten kendi kendine çok iyi. Kalite %25 arttırıyor. Kalite %25 hala. Max iskeletonuz 2. Ha, bunu da arttıran bir şey var demek ki. Maksimum iskeleti. Her gün her gün 27 HP, 29, 30 oldu. Attack speed var, defense. Skeletonların leveli 4.5 fazla. Buraya bir tane blood grove lazım ama. Bunların ikisi farklı şeylere vuruyorlar. Bir de ben bütün iskeletleri çağırdıktan sonra kendim de vurmaya başlıyorum. Öyle de bir şey de gördüm. Şimdi bir vuruyor ama. Şuna bakalım. Regen ve Evasion var. Magic ha, bu amuletmiş. Şuna vereceğim. Bunun yerine artık buradaki çok kötü kaldı. Herhalde kaliteyi fullerse komple bunlardan çıkartıyoruz. Warrior olanlarından. Yani öyle düşünüyorum. Şeyi çok kötü yere koymuşum ya. İlk defa HP'miz gitti. Sanki şu Evasion daha iyi gibi. Kalite hafif düşürüyor ama 17 Evasion çok fazla. Bunu kullanabilirim. Zaten bir daha canımız kolay kolay gitmez diye düşünüyorum. Sürekli tur attık, şey, gün bittikçe de canımız dolacak. Yine fulleriz. Yani full gibi bir şey oldu hemen zaten.
Şöyle hazineyi de toplayalım. Gelen itemlara bakalım. Şu Magic HP veriyor. Kolye değil mi bu da? Evet. Defense 3 daha iyi. Attack Speed 8. Regen. Şu Summon Quality'yi artık daha fazla düşürmek istemiyorum bir yandan da. Bir de buna bakalım. Burada da yok. Şöyle bir yere koyalım. Köyü de buraya bırakacağım. Şu an Magic HP'miz 188 zaten. Bizim canımızı götürmeye başlamadan önce 188 vurmaları gerekiyor. Ve bu her savaşta. Summon Quality 125 var burada. Attack Speed var. Regen var. Şunu tamamlamış olalım. Level mı daha önemli, kalite mi daha önemli onu da düşünüyorum bir yandan. Aklımdan hesap yapmaya çalışıyorum ama. İskeletlerin birini öldürdü. İlk defa denk geldik ona da. Bu level'ı 4.40'a çıkartıyor. Bunu takacağım. Bu Magic HP'yi bayağı arttırıyor. Defansı bayağı arttırıyor. Kalite yerine level veriyor. Bunu da şey yapacağım hadi. Böyle denemiş oluyoruz böyle. Çok şeyden değil de. Daha güçlü olduğuna emin olduğum için değil ama. Bir tane daha vardı. Onu şey yapmayı unuttuk. Bir tanesi öfkelendi biri ölünce. Sanırım şu küçükler öldüğü zaman öfkeleniyor. 6 seviye. 3.69. Sanki böyle bir kaliteyi bir şeyi arttırıyormuşum gibi gözüküyor ama ben de item ne çıkarsa ona göre şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu warrior'lar çok iyi vuruyor. Ne kadar warrior çağırırsak o kadar iyi. Neredeyse boss'u çıkartacağız. 3'te 2'sini bitirdik. Canımız daha yani çeyrek bile gitmedi galiba. Bir kere zaten canımız gitti. Ama garip bir şekilde şey çıkmıyor. Ona biraz sinir oldum. Oblivion zaten bir tane çıkmış. O az da. ...0.27 Skeleton level için değmez işte. Magic HP arttıralım biraz. Bunlarda bir şey var mı? Şuna biraz Skeleton level var, onu ekleyeceğim. İkisi de bana vuruyor. Ve bir tanesi değiştirdi son anda. Bu arada boss'un şeyini de etrafını da çok kapatmadık. Ufaktan ona başlasam iyi olacak herhalde. Koyacak bir şeyimiz yok çok fazla. Şu an 1, 2, 3, 4 köşesini kapattık. 1, 2, 3, 4 köşesi açık duruyor. Bu tur bitimine kadar onu tamamlayabilsem süper olacak. Bu neymiş? Attack Speed. Hep iskeletlere vuracağını bilsem, vuracaklarını bilsem attack speed çok iyi aslında da. Onları öldürdükçe ben çağırırdım iskelet. Onun garantisi yok tabi. Level'a bakalım. Full Oblivion verir. Her iskelet öldükten sonra yaptığın loop'un 3 katı kadar HP kazan diyor. Bu belki boss'ta biraz işe yarayabilir. Boss'ta bir şey yaparsa. İskeletlere vurursa. Yeni bir yetenekler isteyelim. Bunu az önce seçmiş olsaydık iskeletler şimdi çok güçlüydü. Her gün ilk çağırdığımız 2 iskelet çok güçlü olacakmış.
Bunu seçelim, ne yapalım? Magic HP'yi çok düşürüyor diye ona çok bulaşmadım ama. Bu ikisi de şu an çok güçlü normalden. Bir gün daha geçti, yine öyle oldu. Şuna bakalım, summon quality 27. Level da çok arttırıyor, bu olsun. Acaba boss da şu kalkanlıya mı vuruyor? Gelir gelmez. Şimdi hepsini göreceğiz herhalde. Birazdan boss'a geleceğiz. Boss sürekli bize mi vuruyor yoksa iskeletlere mi çalışıyor? Hepsi belli olacak şimdi. İlk önce şu daha çıkmadı zaten de. Onu niye koymamışım ben bunlara? Ha, bu turun sonuna kadar şey yapsak, boss'u çağırsak iyi olacak. Çünkü çağıramazsak bir dahaki tur daha güçlü olacak yaratıklar. 7 seviye. Max skeleton artı 1. Level'ı yükseltiyor hatta. Kalitesini biraz düşürüyor ama. Bu güzel. Bu boss'ta işimize yarar. Bir tane kalkanlı çağır. Üçüncüyü de çağırdık. Güzel oldu. Aa, 6 level'dan sonra falan herhalde çıkmaya başlıyor. Bunda da var mesela. Oo, bir tane daha veriyor bu. Skeleton level mı? Quality zaten orada var. Şunu değiştirelim. 4 tane mi çağıracağız yani şimdi eğer zamanımız olursa? Aynen, burada zaten 4 yazıyormuş. Bu arada artık şu kartların hepsini koysam iyi olacak sanırım. Şurayı da kapatayım. Burayı da kapatayım. Neredeyse boss'a geldik. 4 tane çağırıncaya kadar bayağı süre geçiyor ama işte boss'a biraz dayanabilirsek mesela. Summon quality, evasion, attack speed. Defense de var. Neyse, level'ını düşürüyor. Biraz ona karar veremedim şu an tam. Tamam, hepsi şimdi buna vuracaklar. Bir de o bir de ekstra güçlü de o da herhalde. Ama 4 iskelet style'a güzel oldu. Şuna bakalım. İşte HP'yi çok düşür mesela. Bu çok iyi aslında ama çok düşürüyor Magic HP'yi. Yaratıklar daha fazla güçlenmeden şu boss'u çağırabilsek bari. Çağıramayacağız galiba. Bir tur daha dönmek zorunda kalacağız. O turda da ölme ihtimalimiz artıyor döndükçe. Şu ufaklık ölünce şu büyük şey olacak mı, onu merak ediyorum ben şimdi. Yo, ona gerek bile yokmuş. Diğer ölünce gitti zaten. Ne şurada 3-4 kart birden çıkacak ya da boss'u çağıramayacağız. Boss kaç vuruyor nedir ondan hiç haberim yok, hiç görmedim daha. Biraz böyle daha çıkması iyi oluyor. Şuradan geçinceye kadar şu iki dövüşte 3-4 tane kart vermesi lazım ki boss'u çağırabilelim. 1 boss'u, gerçi bu birinci boss zaten, niye şey yapıyorum ki ben? Bu
Buradan bir kart çıkarsa boss'u çağırırız. Hemen de önümüzde çıkacak canımız fullken. İkinci boss'u hiç görmedik biz. İkinci seviyeyi Necromancer'la biraz geçebiliriz gibi geliyor bana. Boss'u çağırdık. Zaten bir tane sanırım boşluğu var. O da burası. Onu da aldığımız zaman buradan. Bir sıkıntı olmazsa şu an bunu garanti almışız gibi geliyor. Necromancer kadınmış bu arada. Direkt bize vurdu. Şu kalkanlı iskeletten çağırman gerekiyor yalnız şimdi. Oo, şimdi iskeletlere vurmaya başladı mesela. Tamam, kalkanlı geldi, kalkanlıya vurdu herhalde. Vuramadan gitti. Evet, Necromancer'la tek seferde geçmiş olduk. Yaratıktan sonra %5 şansla chest çıkma. Bunu şey yapalım, alalım. Nasıl bir çoğunu alacağız bunların, yani şu an önümüze gelenleri alalım. O gözüme öyle hoş gözüktü diye alıyorum ama. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.